köpek poğaçasının malzemesini sayıyorum, sonra Safiye'ye dönüyoruz. 250 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 1 adet yumurta, yarım su bardağı ılık su aldığı kadar un, çok güzel bir sakız gibi bir hamur yoğuracağız. Üzeri için ise 1 adet yumurta sarısı kullanacağız. Hemen abime dönüyorum, ben hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ama beni konuşturma, yemekleri kaçırma. Ekran başında herkes bizden tarif bekliyor. Abi vereceğiz işte, beraber ondan yapacağız. Geçen gün Safiye ile bir konsere gittik. Ha abim, Safiye'ye 3 tane korseli zor giydirdik, elbise olsun. Abi sen niye anlatıyorsun? Bu cümle ne varsa söyleyeceğim bu. Kurban olayım Safak, ben lazım. 3 korseyi zor giydirdik. 3 kişi zor çektik yukarıya. Nefes alamıyor Safiye. Ama. Otursun ağzı lezzeti yakalasın. Abi bana uzun diyorlar ki valla. Bu kadar yemeğin içinde nasıl zayıfsın? Senin bakışanlığı. Sen beyninle buraya arasında iyi köprü kuran bir hanımefendisin. Valla öyleyim. Bizim Safiye gibi değil ki. Biz ekmek, lahmacunu bile ekmek arası yiyoruz. Doyalım diye. Kurban olayım Safiye. Ne yapacağız bilmiyorum valla. Bak bugün Faik sen abi. Sen 2 kilo mangalı yaktın. 2 kilo et yedik, çay geldi. Ben çayı boş içemem diyor. Kepekli bisküvi var mı? Lan normali yok burada. Allah'ım, daha da kepekli bisküvi nereden bulacağım? Ben ya bugün Faik abiyi getirdim. Duygudan abi girdi. Bacılara çıktı. Bacılardan Safiye'ye. Serpil'de maşallah 3 tane doktorla mahkemelik olmuş. Gitmedin diye sen kalmadın. Arkada anlatmadın bana. Söylemedin. Abi, mi? Demedin mi bana? Benim gitmedim diye sen kalmadın. Ben şimdi Safiye'nin bir arkadaşı var diye sen. 135 kilo onu göndereceğim seni. Tır gibi olacağım. Sen çay var. Efendim vardı. Yumurtanın sarısını ayırdık. İçerisine ılık suyumuzu koyuyoruz. Abi sen de Faik abimin muhabbetine doyum olmaz. 1 paket instant maya, 1 miktar şekeri ekliyoruz. Karaköy poğaçasının en güzel, en belirgin özelliği. Ben ayırdım ama burada bir tane daha yumurta sarısı. Onu ben yoğurdum ya, onu da ben koydum. Sürüyorken rahat süreyim tamam, diyemem mi? Süpersiniz. Faik abim bir ay kurban oldum yanıma. Şimdi Karaköy poğaçası deyince geçmeyeceksin abi, böyle çıtır çıtır oluyor ya. Üstü evet, altı evet, ortası yumuşacık. Ay çok sen severim. Sen bilirsin çok, abi. Hamuru kaç çok kaç yaşında severim yedik? Ben o Karaköy poğaçasını İstanbul'a gelince Karaköy poğaçası Elazığ'da yoktu ki yiyesi. Ya. Yoktu yani Elazığ'da. Yok, ne ki? Babam söyle diyor ki geldik diyor Bosna'dan diyor, indik diyor, adam bağırıyor simit simit. Bilmiyoruz ki diyor simit ne diyor. Ya. Korkuyoruz diyor yani, dönüp bakacağız bir şey olacak, paramızı çalacak diye. Ya sonra baktık ki diyor çıtır çıtır bir şeymiş diyor. Abi simidi çok severim, benim karnımı da çok doyurur. Değil mi? Ama o da pahalanmış şimdi ya. Çok. 8 lira olmuş. Kurban oldum. Vallahi simidi bir sevmeden, yemeden ver, bir seviyorum, okşuyorum. Ondan sonra yiyince gözüm, gönlüm doysun. Gözüm, gönlüm. Abi ne yapıyorsun, nasılsın? Valla çok iyi. Baktım yoğun akşam Safoş'la sahnedeydiniz. Biz hafta sonu Ankara'daydık. Ankara'da 29 Ekim balosu vardı. Bir evet, de kadınlar matinesi vardı. Oradaydık Safiye Hanım'la. Evet. Şimdi yoğun. İşte şimdi ayın 20'sinde şeye gidiyoruz. Nereye? 20 Kasım'da Viyana'ya. Ama ne güzel. Tabii, Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'da. Ondan sonra gelince Sibirya'ya gideceğiz. Sibirya'da program var. Sibirya'ya seni götüreyim mi? Bağlayayım mı orada hiç? Sibirya'da mı? Evet. Abi nerede olduğunu biliyor musun Sibirya? Sibirya kurtunun gözlerine benzetiyorlar benim. Yavrum kurtla murtla işiyor. Sibirya'nın nerede olduğunu biliyor musun? Yok abi bilmiyorum. Balıkesir ile Manisa'nın arasında. Sibirya'da mı? Nasıl? Oraya, ben sizi oraya götüreyim. Ama ne görüyoruz oradan, bilmiyoruz herhalde. Bilmemek ayıp. Bunların Safiye'de farkı yok. Serpil'in de derbinin. Abi ben ne yapıyorum? Yayına geliyorum, eve gidiyorum. Bunların Safiye'de farkı yok. Maşallah güzel bir yere geldim. Allah. Safoş'um gördüm. Seni gördü şimdi, bizi de gömüyor. Yok bu programlar 10 defa tekrar olmasa daha dertli var. Çünkü ekranda herkes bizi izliyor. Şimdi diyorlar ki ne yapıyor? Efendim ben bugün buraya geldim yemekte. Bir defa Nermin'den ve Serpil'den rica ettiğim tek bir şey var. Bütçeme uygun olsun. Ekranda. Ben Yemekteyiz programına çok katıldım, biliyor musun? Evet biliyorum. Bir gün bir eve gittim Yemekteyiz programında. Bir şey yapmış getirmiş. Bu ne dedim kızcağıza? Ördek dedi. Nasıl, kaç lira maaş alıyorsun dedim. 1000 lira dedi. Lan ördek 400 lira. Lan nasıl yiyeceğim bu ördeği? Ben dedim herkesin yediğini yemem. Bak helal olsun abi. Ekran şimdi başında bile ben, çünkü nefsim var. O ekran başında bile oturup da böyle bu saatte seni izleyenler var. Nermin ne yapacak, nasıl kurban olacak olurum diye. Aynen öyle. Kardeşim sağ olsun böyle hamuru yoğuruyor. Ne kadar marifetli benim acım. Duygu şunu bir yoğursun var ya, 3 ay kendine gelemez.
Üstü başı bir de siyah giymiş var ya, simsiyah oldu. Ama öyle diyorsunuz da. Çok böyle cool çok gibi. Çok zarif, çok zarif. Çok yakışmış Duygu Hanım'a. Hep siyah zaten. Hem asil. Muhteşem bir anne çocuklarına karşı, eşine karşı. Hı-hı. Benim ailemdir. Ben hem ailemi hem Duygu'yu çok severim. Yani bambaşkadır. Ben de severim, evet, çok. Evet. Nermin de çok severim. Yani, Can abim benim. Nermin bana yol tarif ediyor bugün buraya gelirken. Haberim var abi. Ya konum istedi. Ben de tuttum buradan attım. Ya, diyor ki konu, bana. Beni şey, Gülşe'ye götürüyor. Tuzla'daki komşusun konumunu atmış bana yanlışlıkla. Ulan bir baktım köprü geçik Tuzla'ydı. Vallahi Tuzla'dakini atmadım yanımda. Dedim Nermin gözü seveyim. Tuzla'da dedim Beyaz TV nerede? Abi dedi bir orada dedi. Değil dedi. Ama köprüden geri diyor gel Allah'ım dedim ya Nermin nasıl ettin? Bir de akşama yatamadım heyecanlandım biliyor musun? Gidin Nermin oraya çünkü Duygu çıktı ya. Duygu, ay, Duygu ilişkileri anlattı. Psikolojik ilişkiler. Eğer Duygu'nun anlattığı ilişkilere göre ilişkisi olan da ocağa batar valla. Allah'cığım. Yavrum sen de saf saf dinliyorsun orada. Valla Duygu diyor ki evlilikte böyle. Allah Allah. Muharrem'e soruyorum kocasına. Diyor ki oğlum sizin evlilikte böyle mi yok abi diyor. Yok. Allah. Ben şimdi Bayram Hocam dönelim poğaçaya. Hamuru yumuşacık yoğurduk. Faik abi mi oldu lokum gibi. Çok güzel. Gördün evet. mü? Arasını şimdi sana ama, yapacağım. Ama onun arasına peynir koyuyorsun değil mi? Karaköy'de yok hocam. Yok değil mi? Yok. Ha. Kokutmalık koyuyorlar ya biz dedik hiç koymayalım. Böyle bu hiç... yağlı oluyor değil mi? Bu böyle evet. birazcık yağlı abi ama sen seversin. Ya seviyor abi. Ben bize... Zayıflamışsın zaten. Biz bir kuzu yiyoruz Safiye'yle. Biz daha en son Ramazan'da geldiğimizde sen daha kiloluydun hocam. Yok ya iyiyim ama şu şimdi. Şu an zayıflamışsın. İyiyim iyiyim. Tabii. Yani evdeki terazinin ayarıyla da oynadım. 8 kilo aşağı da artıyor. Çünkü Safiye yedirmiyor ya akşamları. Kavga saklıyor demiş. Baklavaları falan ama senden. Ama Safiye Hanım sizden daha fit. Çok daha fit. Sen yakını göremiyor musun? Abi gördüm. Yakınında problem mi var senin? Ama öyleydi Safiye Hanım. Vallahi sizden daha fitti. Şimdi mayalı olan hamuru şöyle bezelere ayırıyoruz Faik abicim. Evet hocam. Şimdi biz bunun üstünü böyle bir desen mi yapacağız hemen? Ve önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Şimdi Faik abim ilk defa mutfağıma gelmiş. Benim çok güzel bir sofra çıkarmam lazım. Hem sohbetinden hem de güzel keyifli muhabbetinden faydalanıp güzel de poşular yapacağım. Göreceğiz, yorumla yapacağız onu. Ne arıyorum kurban oldum. Su. Su, hemen kızar su. Çeşmeden olmasın ama. Bak benim gibi oldu. Arıtma istemeyelim. Orada şeyden de iyi sudan getir. Ben anlarım damaktan. Yok abi ben vereceğim sana. Sen rahat ol. Vereceğim şimdi ben Elazığlı sana. Elazığlı normal diyor yukarıdan reji. Doğru diyor. Doğru şimdi diyor. Reji de bak bana çok güvendi Faik abi. Bu bu programın en güzeli ne biliyor musun efendim? Ne hocam? Bu programın en güzeli her şey piştikten sonra tüm personelin yemesi. Evet ya. Aşağıdaki garibanlar da nohutla fasulye yiyor. Burada da her gün bir yemek çıkıyor. Direkt geliyorlar hocam burada. Herkes hemen tabağını kapıyor aynen. bekliyor. Kameramanlara baksana tosun gibi olmuş hepsi zaten. Tabii tabii. Hocam bir de hiçbirinin başı kel değil artık. Yok. Hepsi ektirdi hocam. Ektirirler. Abla çok teşekkür ederim. Abla derken sana afiyet olsun abi. Abla der herkese Faik abi. Benim rahatsız için, olma Serpil. Serpil abla 15 yaşında olsun. İster 95 yaşında olsun. Herkes tamam abla abi. Tamam abim. Hiç. Şey yok yani. Tamam. Kurban oldum. Duygu'ya hala dese mesela hiç bozulmuyor. Duygu. Bugün Faik abi senin diline dolayacak demiştim dün akşam. Biz de dün akşam Duygu'ylaydık. Aynen. Çok selamı var. Aleyküm selam. Dedim ki dedi ki yarın Duygu hazır olsun dedi dedim ekrandan. Sağ olsun Duygu. Bodrum'da bir çorbacıya gittik. Duygu, Nermin, Safiye. Çorbacıya bir girdim. Benim ocağıma incir ağacı. Ama... Bir hesap geldi var ya. Bir baktım sıfırları sayamadım. Maşallah Nermin'de de Safiye'de de iştah. Bir de bir pide. Uzun bir de gece saat 2:30-3. Detoks çayı veriyor. Detoks çayı kendi içmiyor. Safiye içiyor. Safiye detoks değil. Bir bidon içse kendine gelemez. Safiye var ya yemeği çok yiyorsun. Sodayı ver şurada kalıyor. Aşağı inmiyor. Abi sen eve gideceksin yani sonra. Giderim yavrum bende varsa bugün konuşacağım. Bugün programın özelliği doğruları söylemek. Zaten direkt öyle dedi. Bugün dedi program biraz magazin kokacak dedi Nermin'cim. Her şeyden anlatacağım dedi. Hiç bir defa sıkıntıya girdi. Magazinci kızcağızların ismi neydi?
Sene Senegil'den iyi konuşuyorum mesela. Öyledir abim. İyi Bilal biliyor bunları. Öyledir abim, kurban olayım seni verene. İyi ki geldin, sefalar getirdin. Şimdi buraya gelin. Abi diyorlar ki ikimizin de soy ismi Öztürk ya. Amcam sen Elazığlı, ben Boşnak. Sen akrabamsın be. Benim bacım bir gün... ben iki bacıma çok düşkünüm. Tamam. Onları amin. Onlar benim hayatımın bir parçası. Ya abi Nermin diye birisi var dedi. Bir yemek yapıyor, bir poğaça yapıyor dedi. Aklın hayalin durur. Ya bacımı da dinlerim oturur. Kim dedim bu? Ondan sonra bir gün Nermin'le tanıştık. Dedim Nermin, ilk söylediğim kere benim kız kardeşlerim seni çok seviyor. Direkt söyledi vallahi kumunun. Seni çok seviyor dedim. Ondan sonra bacılarımla sonra ailece görüştük, tanıştık. Evet. Orada sağ olsun Nermin kardeşim. Ramazan'da size geldik. Bu yumurta değil mi? Şimdi abi Karaköy poğaçalarını biz böyle minik minik bezeler yaptık. Şimdi kabaracak da bitin. Zaten çok böyle etli bir poğaça olmuyor bunlar. Birazcık daha böyle kibar minyon poğaça olacak. Üzerine bir çizik atacağız. Bunu bir tereyağı koydun içine. Bunun içine başka? Tereyağını koyduk, suyunu koyduk, mayası, şekeri. Hafif tuzuyla beraber güzel böyle sakız gibi bir hamur yoğurduk. 40-45 dakika dinlendirdik. Sonrasında şimdi bezelere böldük. Ve... Bu un yoğurulduktan sonra dinlenmesi lazım. Tabii, değil mi? Maya oldu mu içinde abi bir 40 dakika kadar dinlenecek. Serpil'e kalsa bizi 2 dakikada paket eder daha yedirirdi. Kendimize de gelemezdik vallahi. Ah o Serpil var ya. Serpil arkadan tepsi getiriyor. Serpil getiriyor. Nereden buluyor? Nasıl getiriyor? Tuzu da bir avuç koymuş. Allah'ım. Ne hepsi bu kadar mı? Bu da yetiyor abi. Pirzola değil mi? Tabii. Tamam. Abi bir de Karaköy poğaçasında şöyle bir çizik atmamız gerekiyor. Tabii ortası pişsin diye. Tabii böyle. Güzelce. Onu balıkta da yaparlar. Öyle mi? Tabii balık iyi pişsin diye. Abi sen balık tutuyor musun? Lan ben ne balık? Ben bir defa olta aldım, balık tutmaya gittim. 8 saatte bir tane ayakkabı yakaladım. İyi ayakkabı gelmiş hocam. Altı delik bir ayakkabı geldi. Herkes balık yakalıyor. Yok şans yok yavrum, balık da şans. Görüyor musun? Ama ben balık, Safiye var balık benim. Safiye balık burcu. Öyle mi? Tabii. Ah kurban oldu. Çok rahat o yüzden. Hemen önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına Serpil Hanım veriyor. Ve biz efendim diğer tarifimize geçeceğiz. Çünkü bugün Faik abime ben şıkır şıkır bir sofra kurmam lazım. Evet. Tavuk pirzola hazırlayacağım bak, abi. Bak bu da güzel. Bu da ekonomik bir yemek. Ekonomik abi. Abi. Benim mutfağımda et çok pişmez. Yani bak ben ne var biliyor musun? Akşam eve gelen eşlere bak sabah evden eşini nasıl gönderirse... Akşam öyle gelir adam eve. Tabii. Güler yüzlü, neşeli. Böyle evinde yolcu et. Surat bir karış yolcu edersin. Yok öyle değil. Öyle çünkü herkesin yükü çok ağır dışarıda. İş yükü var, hayatı evet. Yükü var. Onun için akşam da eve geldiği zaman güzel yemek. Tabii hemen yapıyorsun. Evet efendim Faik abicim çok yakıştı. Çok sağ ol. Peçetelik. Gömleğinle ve ceketinle çok uyum içerisindesin abi. Abi diyete başlamışsın, az önce aldım haberini. Hiçbir şey yiyemeyecekmişsin. O yüzden sana sadece salatadan ikram etmek istiyorum abi. Bir tadına bak, diyettir yani, kilo aldırmaz. Şimdi bu salata nasıl kereviziydi değil mi? Evet abi. Bu dereotunu ayrıca özel yiyeceksin. Öyle, tamam abi. Efendim Karaköy poğaçası yaptık. Tadına baktı Faik abim. Oldukça başarılı buldu. Yanına kalamar patates hazırladık. O da gayet güzel evde yapacağım dedi. Bu akşam. Brownie'nin tadını alamadı. İki kere denedi. Çok iyi buldu. Değil mi abi? Yiyor. Şahane. Tavuk ekmek arası yapıldı. Gayet başarılı efendim. Soslu tavada şipşak hazırlanan, bütün sosuyla birlikte pişirilen ve şu an... Kereviz salatamızın tadına bakıyor Faik abicim. Onun yorumları benim için çok önemli. Bak. Ne eksik abi? Bir şey eksik değil. Lezzet çok. Ya yani bir dikkatimi çekiyor. Bir büyük kereviz, tek kereviz. Yani bir 8 kişilik bir ailede bir salatada yetiyor. Tabii tabii. Doğru, vallahi bereketli. Yani, bereketli yani doğru. Yani sofradan çok...
herkesin evde yiyebileceği tarzda bir sofra hazırlamışsın. Sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Canı gönlüne geldi. Dedim yani. Abim geliyor. Abime yakışır bir sofra kuralım. Vallahi yani. Ben bilirim Faik abimi çünkü böyle masraflı, böyle gerçekten insanı zora sokacak bütçeyle istemez. Dedim şöyle herkesin evinde olsun. Bu akşam bize ansınlar. Benim bir huyum var. Evde yemeği halen gazete kağıdı üzerinde yerim. Ay kurban olurum. Yani Safiye çok güzel örtüler serer ama ben kendi önüme bir gazete kağıdı sererim. Şu karnım doymuyor. Ya küçükten öyle. Onun üzerine domates doğrasam, salatalık soysam gazete kağıdı üzerinde. O yüzden Allah kimsenin evine bereketi eksik etmesin. Sabah diyorlar beyaz kağıdın üstüne tulum peynirini koyup hala yiyorlar. Aynen. Aynen. Aynen yiyorum. Hiç devam şey yok. Ediyor. Yani, onun için şey değil yani insan bir de şu var. Biz millet olarak gönlü gözü gönlü tok bir milletiz. İşte bu efendim. Efendim evet. Faik abicim eline koluna yüreğine sesine sağlık. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. İyi ki bir geldin tanem sefalar benim. Getirdin. Bir tanem. Yine aslında bekliyoruz. Gerçekten çok mutluyduk. Sağ ol. Bugün çok sizinle teşekkür efendim. Ederim. Ne zaman sıkıştırsan, ne zaman kimseyi bulamazsan, abi geldi gelmesem namertim. Ay kurban olurum, iyi ki varsın. Efendim bugün de sonuna geldik. Biraz eğlendik, biraz güldük. Safoş'umu çokça andık. Buradan tekrardan öpüyorum. O koca yüreği olan muhteşem bir kadın. Muhteşem dev bir adamla evli zaten. İyi ki berabersiniz. Sağ olun. Allah ayırmasın. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Biz yine aynı saatte yarın sizleri burada mutfağımızda bekliyor olacağız. Allah'a emanet olun, keyifle kalın.